Evet sevgili izleyenler, herkese iyi akşamlar, mutlu pazarlar diliyorum. Bir Şifa Kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz uzman doktor Hatice Deniz Yardımcı olacak. Cildiye uzmanı oluyor kendisi. Bakalım hocamızdan bugün neler öğreneceğiz, ne uyarılarda bulunacak bize. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben dermatoloji uzmanıyım. Neredeyse 10 yıldır şeyde çalışıyorum, Avrasya Hastanesi'nde. Daha önce devlette çalışmıştım. Orada emekli oldum. Sonra burada hizmet vermeye devam ediyorum. Devam ediyorsunuz. Peki hocam, süremiz kısıtlı. Hı-hı. Konumuz uzun. Sorularımız çok olacak size bugün. Öncelikle dermatoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? Bununla bir giriş yapalım. Ya şimdi dermatoloji aslında insandaki en büyük organ. Deri. Evet. Bütün dış çevresine, insan vücudunun saç, tırnak ve deri olmak üzere biz bakıyoruz. Dermatologlar bunları tedavi ediyor. Yani sizin vücudunuzda dışarıdan baktığınızda gözünüzle gördüğünüz her yer bizim bölgemiz uzmanlık demek. Uzmanlık alanınıza giriyor. Evet. Anladım. Peki hocam, akne dediğimiz, sivilce diyebildiğimiz ve erkekte, çocukta, ergenlik döneminden itibaren herkese görülen sivilceden bahsedelim. Nedir? Neden oluşmaktadır? Şimdi akne adolesan çağda, yani ergenlik döneminde sizin dediğiniz gibi kabaca 14 yaşından, 13-14 yaşından sonra yüzde, göğüste olabiliyor, sırtta olabiliyor. Yağlanmanın arttığı bölgelerde hormonların etkisiyle ergenlik döneminde hormonların ortaya çıkmasıyla yağlanmanın arttığı yerlerde oluşan önce kızarık, kabarık, komedonlar tarzında yağ birikimleri olabiliyor. Bazen de bunlar daha iltihaplı şişlikler, püstüller dediğimiz hale gelebiliyor. Uçları olmayan, ağrılı dediğimiz evet, şeyler. Evet, onlar da olabiliyor. Onun dışında açık kapalı komedonlar oluyor. Bir de daha ileri formu olursa kist tarzında oluyor. Onlar daha üst. Evet, şeyde. Yani bu hayatın herhangi bir bölümünde neredeyse insanların hepsinde görülen bir şikayet. Ama bazısında doktora gelmeyi gerektirecek kadar yoğun oluyor. Bazısında daha hafif oluyor. Ama işte şimdi artık bu telefonlar sayesinde herkes görselliğe çok önem verdiği için çocuklar rahatsız oluyorlar. Gelmek istiyorlar doktora. Peki hocam, oluşmasına sebep olan etkenler, faktörler nelerdir? Ya şimdi işte dediğim gibi esas önemli olan hormonlar. Yani hormonal aktivitenin ergenlikte başlamasıyla yağ bezlerinde uyarım oluyor. Bu uyarım birçok faktörün etkisiyle bazı kişilerde daha fazla, bazılarında daha az oluyor. O faktörler mesela genetik yatkınlık olabiliyor. Ailesinde akne çok şiddetliyse anne babada, mesela çocukta da öyle seyredebiliyor. Ya da çok fazla paketli ürün kullanımında artabiliyor. Onun haricinde eğer cilt bakımını düzgün yapılmıyorsa bunlarda da daha çok görüyoruz. Bunlar etkiliyor. Bazen hormonal sebepler de akneyi etkileyebiliyor. Mesela adet düzensizliği olanlarda daha çok akne lezyonu görebiliyoruz. Bazen çünkü yumurtalık problemleriyle bir arada olan akneler var. Onları da beraber görebiliyoruz. Bunlar hepsi etkiliyor. Mesela öncelikle halk arasında hep ergenlik döneminde işte en çok sivilceler yüzlerde olur, vücutta, sırtta daha çok görülüyor deriz ama bazı kişilerde, bireylerde de erkek, kadın fark etmez. Mesela 30'lu yaşlarda ergenlikte yaşamadığım sivilceyi bu yaşımda yaşıyorum. Evet. Yüzümde belirtiler var, işte suratım mayın tarlası gibi olduğu gibi halk ağzında konuşmalı. Bu neden oluyor peki? Şimdi bunda da yine mesela ergenlik döneminde olmayan, daha sonra gelişen hormonal problemler olabilir. Onların dışında beslenmeyle bağlantılı olabilir. Onların haricinde gıdalarla ilgili olabilir. Çok işte yağlı tüketiyorsa bir hasta, onlar etkileyebilir. Yine ortamın etkisi olabilir. Yüzü için uygun olmayan kozmetik ürünler kullanıyor olabilir. Onlar sivilceyi arttırmış olabilir. Stres olabilir. Evet, mesela son yıllarda bu Covid sonrasında maske takımına bağlı maske nedeniyle oluşan akneler gördük. Çünkü bu bölgeleri hep yağlı tuttuğu için yağ salgısı daha da çok artıyor. Onlar da etkiliyor. Peki hocam, bazen vitamin kullanımları da etkili olabiliyor. Mesela başka sebepten size vitamin vermiş oluyorlar. B vitaminleri mesela. Bazı ilaçların sivilceyi, yan etkisi de o zaman olabilir. Sivilceyi arttırabiliyor.
Peki bu sivilce izleri kalıcı, bazıları geçiyor, bazen kalabiliyor ve onu gidermek için de birçok kozmetik üründür işte ya da ne bileyim kendi elma vardır, elma kabuğunu sürün derler. Onu bilmiyorum. Bu gibi yöntemler uygulanıyor. Bu sivilce izleri tamamen ciltten gidebiliyor mu? Ya, da sivilceyle... şimdi derinliğine bağlı. Ya da sivilceyle oynadığımız zaman gerçekten tabii, leke bırakabiliyor mu? Yani onu zaten bütün hastalara öneriyoruz. Oynamayın. İlaçlarınızı, ilaç tedavisi başladığımızda sürme tedavilerinizi düzgün kullanın. Cilt bakımına, çok temizliğine dikkat edin. Yani o çok önemli akne için. Cilt bakımı ve temizliği her gün yapılırsa aknenin oluşmasını da engellemiş oluruz. Ondan dolayı mutlaka işte gençler çok dikkat etmiyorlar ama cildin temizliğine dikkat edin diyoruz. Onun haricinde normalde mesela bir günde iki günde geçecek şeyi oynayıp daha uzun sürmesine sebep olursanız sonuçta iz kalma riski de daha çok oluyor. Evet. Bunlarda da çeşitli tedaviler yapıyoruz. İlk planda sürme tedavi veriyoruz izler için. Eğer sürme tedaviler yeterli gelmedi, derin izleri var, sürme tedavi kullanmasına rağmen hala şikayetleri var, o zaman dermapen, PRP, mezoterapi, bizde mesela altın iğne, Scarlet var. O gibi tedavilerle şeyin azalmasını sağlıyoruz izlerin. Şimdi çok derin izler varsa onların hepsi kaybolmaz. Ama yapılan tedaviler olan izlerin neredeyse yarı yarıya azalmasını, bazılarında daha da fazla 60-70 azalmasını sağlar. Yani gözle görülebilir bir tedaviye gidiyor. Tabii. Bazı tedavi yöntemleri lazer olarak da biliniyor. Hastanenizde uygulanıyor mu lazer tedavi? Evet, lazer tedavileri de yapılabilir ama lazerde şöyle fraksiyonel lazerler var. Çok daha derin soyuyor bunlar, peeling tarzında soyuyorlar. O tarz tedaviler yapılabilir. Şimdi bizim burada takip ettiğimiz hastalarımıza bizim daha çok uyguladığımız dermapenler ve altın iğnelerimiz var. Peki temiz bir cilt olması için nasıl bakım yapmamız lazım? Şimdi günlük rutin, hepimiz bayanlar özellikle makyaj yapıyoruz. Gerçi evet. Makyaj yapmasak da dış etkenlerden güneş lekeleridir gibi, o gibi lekeler oluşabiliyor. Hı hı. Nasıl temiz bir cilt ve lekesiz bir cilt olabilir? Ya şimdi cildin önce temiz tutulması lazım. Bunda da en önemlisi mesela cildinizin yapısına göre ürün kullanmanız. Eğer yağlı bir cildiniz varsa ona göre yıkama jelleri. Hassas bir cildiniz varsa ona göre olan yıkama jellerini kullanırsınız. Akşam yüzünüzü bununla yıkadıktan sonra eğer bir probleminiz varsa cildinizde, o zaman o probleme yönelik ürünleri kullanabilirsiniz. Mesela serumlar olabilir, kremler olabilir, işte doktorunuzun önerdiği şekilde. Ya da siz evde normal bir yağlanmayı azaltıcı ya da kızarıklığı azaltıcı bir ürün kullanabilirsiniz sonrasında, yıkadıktan sonra. Sabahleyin de yine bunlar cildinizde kalır, sabahleyin yıkarsınız, yıkadıktan sonra nemlendiricinizi sürersiniz. Dışarı çıkacaksanız da güneş koruyucunuzu sürersiniz. Evet, onu yaz kış öneriyor. Tabii, tabii yani... Kışın hani çok kapalı havalar dışında neredeyse her zaman kullanmak lazım. Yani makyaj yapsanız bile baz olarak da kullanın diye uyarılar. Kesinlikle. Ne çünkü kadar hani... önemli var bu güneş kremi? Bir de faktörleri de önemli sanırsam onlarda. Ya şimdi artık neredeyse piyasada hepsi 50 faktör ve üstü. Zaten cilt içinde bu yeterli. 50 faktör ve üstü olması. Bunlarda da mutlaka kullanılması gerekli. Çünkü hem yeni leke oluşumunu engelliyor, hem de mesela kızarmaya meyilli bir cildiniz var diyelim, o kızarıkların artmasını engelliyor. O yüzden biz her yaş grubunu öneriyoruz. Artık bu ozon tabakasının delinmesi, işte güneş ışınlarının zararlı etkilerinin daha fazla olması da ciltteki hasarları arttırıyor. Dolayısıyla güneş koruyucular devamlı kullanılmalı. Yaz kış fark etmiyor ama kışın mesela 30 faktöre kadar çekebilirsiniz. Ama yazın mutlaka 50 faktör ve üstü kullanmanız lazım. Cilt sağlığı için. Evet. Hocam şimdi tonik dediniz, bu gibi uygulamalar, kozmetik ürünleri. Bazı izleyicilerimiz kullanmıyordur. Sadece üzerini işte sabunla yıkayan, hiç makyaj yapmayan insanlar da var. Onlar evde kendilerince işte ne bileyim zeytinyağıdır, limondur gibi kendilerine iyi gelebileceğini düşündüğü maske türleri üretebiliyorlar. Bunlar ne kadar sağlıklı, ne kadar reaksiyon yapabilir onlar. Onları denemeden şimdi mesela tamamen şunu uygulayın, yüzünüze limon sürün, biraz önce sizin dediğiniz gibi elma su kabuğu sürün gibi bir şeyler söylenmesi imkan yok. Biz onları önermiyoruz. Çünkü onlar mesela komşu sürmüştür yüzüne, evet, hiçbir şey yapmamıştır ama siz sürersiniz, cildinizi yakar, durduk yere leke sahibi olursunuz.
Güneşe çıkarsınız. Mesela bitkisel ürünler güneşle reaksiyon yapabiliyor. Bunu sürersiniz, güneşe çıkarsınız, reaksiyon yapar. Başka bir sebepten bir ilaç kullanırsınız. O sırada da onları sürmüş olursunuz. Yine leke oluşumuna sebep olur. Yani o yüzden o tarz bir ürün, hani ilaç olarak ya da kozmetik olarak kullanılması kabul edilmemiş ürünleri biz önermiyoruz. Peki evde sizlerin önerebileceği doğal yöntemlerle hazırlanabilecek? Ya gül suyu mesela kullanılabilir. Çünkü bizim mesela toniklerimizde genelde hazırlattığımız toniklerde gül suyu var. O tarz bir ürünü cildinizi temizlemek, tonik olması amaçlı kullanabilirsiniz. Yağlı ciltte hafif yağlanmayı azaltır. Hassas ciltlerde yatıştırıcı etkisi olur. Hani illa o tarz bir şey kullanacağım diyorsanız. Onun dışında dediğim gibi yani yüz yıkama ürünleri, o da cildinize göre olanlar, onlar kullanılacak. Arkasından da mutlaka sabahları da nemlendiricinizi, güneş koruyucunuzu süreceksiniz. Yani illa bir toniğe ya da şeye ihtiyaç yok. Bir gül suyuyla da kullanılabilir. Tabii. Ama tabii. Ek takviye olarak da kullanmak isteyenler kullanabilir. Cilt tabii tipine ki uygun. Aynen. Yani onu bir işte yakınızdaki bir doktorunuza danışarak bu ürünleri edinebilirsiniz. Çünkü şimdi artık piyasada yığınla dermakozmetik ürün var. Herkes öneriyor neredeyse. Ama ne kadar güvenli yerlerden alırlarsa o kadar tabii, daha iyi olur. Tabii. Yani kafalarına göre değil de hani bilen birisinin faydasıyla, yani onların yardımıyla kullanırsa, aslında tabii bizim önerdiğimiz doktor kontrolünde olması. Dermatologlarına danışıp kullanabilirler. Peki kil maskesi yapan izleyicilerimiz de var. O konu hakkında neler diyeceksin? Kullanılabilir. Kil maskeleri satılıyor mesela bu şeylerde, kozmetik ürün satan yerlerde. Kullanılabilir. Eğer çok kuruysa cildiniz, kil maskesi çok uygun olmayabilir. Ama normal bir cilt varsa ya da yağlanmaya meyilli bir cilt varsa kullanılabilir. Peki kaç tip cilt tipi var hocam? Ya şimdi normalde hassas ciltler var. Onun dışında genelde bir problem üretmeyen, hani normal dediğimiz cilt yapısı var. Bunda da genelde karmaya yakın oluyor. Karmanın biraz daha kuvvetlisi olursa yağlı olan ciltler oluyor. Bir de kızarmaya meyilli ciltler olabiliyor. Zaten onlar dıştan görünüyor. Onun haricinde de kuru ciltler var. Mesela kuru ciltler hayat boyu nemlendirilmeleri gerekir. Çünkü ileriki yaşlarda bunlar çok daha erken yaşlanıyorlar. Eğer ciltlerini nemlendirmez, güneşten de korumazlarsa, mesela yağlı cilt sahibi olmak o yüzden bir avantaj. Daha geç kırışıklık sahibi oluyorsunuz. Ama kuru bir cildiniz varsa çok erken yaştan hemen kırışıklıklarınız oluşuyor. Onlara dikkat etmek lazım. Yani yağlı cilt daha sağlıklı bir cilt olarak mı tabir ettiniz? Yani sağlıklı değil de yağlanmada ve biraz daha nem olduğu için, evet, kuru ciltler kadar kırışması olmuyor. Daha geç kırışıyor. Geç yaşlanma için bir, evet, avantajı çeviriyor. O bir avantaj ama tabii kuru ciltlerde sivilce çıkmıyor, yağlı ciltte çıkıyor. Yani hepsinin problemleri farklı oluyor. Peki hocam, sivilce tedavisi için size gelenler nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Ya bu süreçten biraz bahsedelim. Ya onu şeye bağlı, hastalığın durumuna bağlı. Eğer hafif, tek tük akneleri varsa onlar da yüzünü yıkaması için uygun bir ürün veriyoruz. Yine cildine uygun tonikler. Onun sonrasında jeller ve kremler veriyoruz. Eğer onlar yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsak biraz daha soyucu tedaviler kullanıyoruz. Onların biraz daha kuvvetlisi antibiyotik ekleyebiliyoruz. Bir de bizim bu sivilce tedavisinde kullandığımız, işte halkın arasında ilk çıktığı ismiyle Roaccutan olarak bilinen ilaçlar var. Şu anda artık o grup değil de izoretinoin grubu diyoruz. Onlar da 6 aylık oral tedavi, yani ağızdan ilaç başlanarak kullanılıyor. O daha çok işte 18 yaş üstünde ve çok sivilcesi olan kişilerde tercih ettiğimiz tedaviler. Yani yüzünün tamamında görülen sivilce, evet, tarzı. Evet. Ya bunlar ama sonrasında oluşuma meyilli ciltler olduğu için mi daha çok çıkıyor? Yoksa dediğiniz gibi hani bu hormonsal olarak tekrarlanabildiği için mi? Yani ergenlikten sonra genelde büyük bir kısmında hastaların artık o kadar yoğun sivilce çıkışı olmuyor. Mesela bir 23-24 yaşından sonra azalıyor. Ama biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bazı kişilerde de tam tersine ergenlikte sivilce çıkmıyor. Sonraki zamanlarda çıkıyor. Onda da işte etkili olan faktörleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İşte mesela gıdanızı ayarlayın. Ne bileyim, işte hormon açısından bir tedaviye ihtiyacı varsa onu yapın. Vitamin kullanıyorsanız işte vitaminlerinizi kesin gibi, hastanın kendi ihtiyacına göre olan tedavileri ayarlıyoruz.
Hocam bir de bazı kullandığımız ürünlerden sonra, cilt temizlendikten sonra birkaç gün sonra ciltte bir atma, soyulma gibi bir şey oluyor böyle. Hafif ince derinin kabuğu gibi. O nedir? Onun bir teşhisi, tedavisi var mıdır? O bir çeşit peeling gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kullandığınız ürüne bağlı. Eğer soyucu bir ürün kullanıyorsanız yüzünüze, mesela bunlar yıkama jellerinde de var, salisilik asitler. Ya da toniklerde biz kendimiz özellikle hani böyle çok fazla kapalı komedonu varsa, gözenekleri çok açıksa onları da tercih ediyoruz. O zaman onları kullandığınız zaman hafif bir soyma olur. Bu istenen bir şey. Ama onların haricinde eğer ürün mesela size bir reaksiyon yaptıysa onda da soyma olur. Ama o soyulmalar farklı. Aynı zamanda onlarda kaşıntı ve kızarıklık da olur. O yüzden mesela o bir reaksiyon oluşmuş demektir. Doktorunuza geri tekrar danışmanız gerekir. Peki bu akne tedavisi sürecindeki bireylerin, yine bayanlar için odaklı konuşacağım, makyajdan vazgeçemiyor. Ne kadar güzel de olsa yine bir makyaj kadında oluyor. Evet. Hafif de olsa bir BB kremdir ya da fondöten sürülüyor. Sivilce tedavisi gören kişilerin ne derecede kozmetik ürünleri kullanması gerekiyor? Kullanabilirler. Onda bir kısıtlama yok. Sadece cildi için uygun olacak ürünleri. Mesela fondötenler yağlı ciltlerdeki bir hasta için fondöten sürecekse yağ bazlı fondöten değil, su bazlı fondöten kullanması lazım. Bir de onu her gün kullanmasını önermiyoruz. Hani özel günlerde kullanılabilir ama hani de her gün kullanacağım diyorsa o zaman mesela güneş koruyucuların tinted formları var. Onları tercih edebilir. Çünkü fondöten ne kadar olsa o gözenekleri ve porları kapattığı için bizim tedavimize bir dezavantaj oluşturuyor. Ama bir özel geceniz olur, bir şeyiniz olur. O zaman tabii ki yani hasta tedavi de görse biz onu engellemiyoruz. Kullanabilirsiniz diyoruz. Peki hocam, bu dermakozmetik işlemlerden bahsedecek olursak, hastanenizde uygulanan ve başarılı işlemlere de imza atıyorsunuz. Bu hastanenizde kullanmış olduğunuz dermakozmetik işlemler nelerdir? Şimdi bizde lazerlerimiz var. Bunlar hem epilasyon için kullanıyoruz hem de leke için kullanıyoruz. Onun haricinde botoks dolgu uygulamalarımız var. PRP dediğimiz kanınızı alıp santrifüj edip ayırdığımız plazmadan kullandığımız bütün yüze, vücuda, saça yapılabilen PRP uygulamaları var. Onların haricinde mezoterapiler var, peelingler var. Mezoterapilerde de cildin ihtiyacına göre hyaluronik asit uygulaması olabiliyor, leke uygulaması olabiliyor. Yine bu akne izlerinde kullandığımız somon DNA'ları var, onlar kullanılabiliyor. Aynı şekilde mezoterapi ve PRP'yi saçı dökülenlerde de saç çıkışını kuvvetlendirmek amaçlı da kullanabiliyoruz. Onların dışında biraz önce söylediğim gibi Scarlett'imiz var. Yani ameliyatsız yüz gençleştirme diye geçiyor. Bunu bir sürü yerde kullanabiliyoruz. Hem kırışıklıklarda, hem leke tedavisinde, hem akne izlerinde, vücuttaki çatlaklarda birçok alanda kullanımı var. Ondan da faydalanıyoruz. Yaptığımız uygulamalar bunlar, kozmetik uygulamalar. Peki bu uygulamalar için bir yaş kriteri ya da bir koşul var mıdır? Ya şimdi şöyle, genelde zaten artık hani mesela bir botoksa dolguya kalkıp 15 yaşında bir çocuğa yapmıyoruz. Yavaş yavaş kırışıklık, yani 25-30 yaş civarından başlıyor hastalarımız. Ama işte mesela dolguda 20 yaşındaki hastaya da dolgu yapabilirsiniz. Dudağımı işte biraz daha belirginleştirmek istiyorum diyor, burnumu kaldırmak istiyorum diyor. Bunlarda yok, diğer PRP'lerde zaten kendi kanınızdan olan bir uygulama olduğu için onda bir yaş sınırı yok. Çok küçük yaşlara da yapılabilir. Çünkü ekstradan bir yan etkisi olmayan bir uygulama. Sadece hastanın devamlı kullandığı bir ilacın olmaması gerekiyor. İlaç kullanıyorsa ilacı kesildiği dönem PRP yapılabilir. Mezoterapileri de genelde 30 yaş civarında olan hastalarımıza yapıyoruz. Yani 30 yaş ve üstü. Bu botoksa girmek istiyorum hocam. Şu an haberlerde de, sosyal medyada da çok önümüze çıkıyor. Evet. Merdiven altı dediğimiz yerlerde yapılıp işte ücret biraz daha uygun hastanede. Uzman doktorlar yerine daha böyle işlerine gelebildiği, bütçelerine göre diyelim aslında. Evet. Ne kadar doğru buluyorsunuz? Ya şimdi piyasa çok karışık. Evet. İlginç fiyatlarda botoks yapanlar var. Yani ondan dolayı ben hastalara şunu söylemek istiyorum. Bir kere gittiğiniz yerde bir doktor diploması mutlaka sorun.
Doktor olmayan yerde bir işlem yaptırmayın. Çünkü sonrasında bir problem olduğunda savunacağınız bir şey de olmuyor. Yani doktor yapmadığı için, siz zaten kendi isteğinize gidip yaptırdığınız için bir şey savunamıyorsunuz. Herhangi bir haklılığınız olmuyor. Evet, yani ters bir olay da olsa onunla hayatınıza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden hastalar bu konuda biraz uyanık olmaları lazım. Yani doktor olmayan yerde bir uygulama yaptırmaması lazım. Sonra hasta ne yapıldığını kendisi sorabilir. Yani bana ne yapıyorsunuz, hangi ilaç yapılıyor, nedir diye yapılan yerde görmek isteyebilir. Ya da yani benim yanımda açın ürünü diyebilir. Böyle bir hakları var sonuçta. Hani gittikleri yerde bunları yapmaları gerekir. O ürünü gördükten sonra da ona göre uygulama yaptırtabilir. Yani belli başlı markalar var zaten piyasada botoksla ilgili. Onları zaten yaptırmak isteyenler takip edip bu konuda daha kendilerini bilgilendirip gidip danışabilirler. Ama zaten bir doktora gittiğinizde her türlü sorumluluk zaten doktorda olduğu için o kadar teferruatlı şeye gerek yok. Ama işte merdiven altı yerlerde bunlar sakıncalı. Yani bir yanlış olduğunda da düzeltme imkanınız yok. Bütün hayatı boyunca o şekilde yaşamak yani zorunda. Yani öyle geliyor mesela bize hastalar. Biz de şimdi ne ürün kullanıldığını bilmediğimiz için müdahale edemiyoruz. Çünkü piyasa dediğim gibi çok karışık, bir sürü ürün var. Yani o enjeksiyon edilmeyecek maddeyi de enjekte ediyorlar. Ondan ortalık karmakarışık oluyor. Yani ona bizim yapacağımız bir tedavi de olmuyor dolayısıyla. Son ürünü bilmediğimiz fayda getirmiyor. Için. Evet. Peki hocam, bu lazer tedavisine biraz girelim. Lazer tedavisiyle alakalı neler diyeceksiniz? Şimdi lazerler mesela epilasyonda kullandığımız lazerler var. Alexi'miz var bizim. Evet. Onları epilasyonda kullanıyoruz. Epilasyonu genelde 3 ya da 4 yıl düzenli adet gördükten sonra, kız çocukları için söylüyorum, epilasyon tedavisini alabiliyoruz. Yani ergenliğe girdiğinden evet, sonra. Evet, 3-4 yıl düzgün adet gördükten sonra. Çünkü bazılarında hakikaten kendi bakımları açısından da erken başlamak gerekebiliyor. Ama onun dışında hani daha adeti geç görüyorsa hasta, o zaman onlarda belli bir süre bekleyip ondan sonra epilasyon alıyoruz. Epilasyonda da bizim için önemli olan açık beyaz renk ciltte koyu renkli kılların olması. Bunlar daha çok tedaviye cevap veriyor. Lazer tedavisine. Lazer tedavisinde de kabaca %70-80 civarında kıllarınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Tamamen kurtulma gibi bir durum yok. Yok. %100 diye bir şey olmaz. Sonrasında da hani sizi rahatsız eden bölgelerde lazerden sonra iğneli epilasyonla devam edip tamamen sıfır hale getirme şansınız var. Yani iğneli epilasyon daha sonra. Verimli. Sonra. İlk aşamada lazer tedavisi. Tabii tabii. Yani iğneli epilasyon zor bir yöntem. O yüzden önce lazerle tedavilerinizi yapıp tamamlayıp seanslarınız bittikten sonra hala sizi rahatsız eden, ki hani %80 azaldıktan sonra genelde hastalar için yeterli oluyor. Ama hala bazıları böyle biraz takıntılı oluyor. Hiç olmasın, orada da olmasın falan. Hı. O tarz bir hastaysa o zaman hani iğneliyle devam edip sıfırlatabilir. Kaç seansa bu azaltıyor? Ya şimdi normalde paket olarak 6-8 seans arasında yapılıyor bu şeyler. Ama her hastada tabii cevap farklı oluyor. Bazı hastalar çok daha fazla tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bazıları dediğim gibi çok çabuk cevap veriyor. Ona göre farklı oluyor. Genel olarak şöyle bayanlarda bir tabir var. Yani lazere gittim. Lazere gittikten sonra farklı bir tepkimeyle olmayan yerde daha çoğaldı ya da bir yerde azaldı derken bir yerde de artış oldu diyorlar. İşte şimdi o şundan kaynaklanıyor. Şimdi mesela her lazerin görebildiği kıl tipi bellidir. Eğer siz göremeyecek kıl tipindeki hastaları da lazere alırsanız orada lazer sadece yakar ama kılları öldürmeyeceği için ince kılların da artmasına sebep olur. Canlandırıyor o zaman. Tabii. Bu sefer işte hasta o dediğiniz şikayeti olur. Yani ben gittim tam tersine kıllarım arttı der. Bu hani kılın yapısına göre düzgün alet uygulanmamasından kaynaklanıyor. O zaman vücut tipine göre birden çok cihazla çalışılması gerekiyor. Tabii tabii. Yani şimdi mesela şu anda kullandığımız Alexler en cihazlar ama en iyi lazerdeki cihazlar, ama bazen mesela çok ince kılı olanlar oluyor. Onları biz zaten yönlendiriyoruz. Diyoruz ki Alex hiçbir şekilde bu çok ince kılları görmez. Siz bunlara ya iğneli ya da mesela son dönemlerde çıkan buz lazerler var. Buz lazer tarzı uygulamalar yaptırabilirsiniz. Onlar diyot tarzı lazerler. Onlara yönlendiriyoruz. Ama
Alex için görebilecek bir hastada hani düzgün yapıldıktan sonra cevap alınmaması gibi bir şey söz konusu değil. Şu an piyasada oldukça çok makine var. Evet. Bu makinaların ne kadar doğru Alex dediğiniz ya da diyot tarzı ya makineler olduğu. Ya işte bunda da öyle. Yine hani doktor kontrolünde olması lazım. Yani birebir dermatoloji tarafından yönetilmesi gerekiyor. Tabii tabii. Güzellik merkezlerine burada pek güven olmaması mı gerekiyor? Bunu mu anlamamız yani lazım? Yani şöyle, güzellik merkezlerinde zaten sadece kullanım olarak IPL'ler var. Evet. IPL'ler de azaltıcı etki yapar. Tamamen sıfır hale getirmez ama şeyleri azaltır. Uyutma gibi bir hani, teknik mi? Evet, yani güzellik yerlerinde giderlerse zaten onların lazer kullanma gibi şeyleri yok aslında bakarsanız. Ya da bir doktor kontrolünde kullanabilirler. Doktorun mutlaka takip etmesi gerekir. Ama onun dışında hani güzellik uzmanlarının yapabildiği IPL'ler var. O tarzı tercih ederse onu yaptırabilir. Ama lazer tedavileri her halükarda doktor kontrol olmadan yapılmaması gereken tedaviler. Çünkü bir yanık, bir problem oluştuğunda da dediğim gibi tekrar başvurmanız gerekiyor. Onda da yine doktor takip edecek. Kesinlikle. Bu yanıklar derken hastaneniz bununla alakalı başarılı işlemlerde biliniyor zaten lazer tedavisi. İğneli epilasyon yapılıyor mu hastanenizde? Bizde yok, hayır. Yok. Sadece lazer tedavisi uygulanıyor. Peki hocam, bir de bu kimyasal soymaya girsek, o konu hakkında da biraz bir bilgi alalım. Ya şimdi onda yine bu leke tedavilerinde, cilt gençleştirme tedavilerinde, bir de akne izlerinin azaltılmasında kullanıyoruz. Burada bir takım asitler kullanılıyor. Bu asitler hastanın ihtiyacına göre belli yoğunlukta cilde uygulanıyor. Bir süre bekliyorsunuz. Ciltte reaksiyon oluştuktan sonra onu temizliyorsunuz. Sonrasında da bakımının çok düzgün yapılması lazım. Yani peelingler çok iyi cevap da verebilir. Eğer düzgün yapılmazsa tam tersine reaksiyon da oluşturabilir. Çünkü hani cildinizin üst tabakalarının hepsinin eritilerek soyulduğunu düşünün. Hani siz dediniz ya, ben hafif böyle ilaç kullanıyorum, pütürlü bir yapı oluşuyor. Evet. Bunlarda peelinglerde o pütürlü yapı kullanılan ilaca göre çok daha böyle aşırı yanık sonrası soyulmalara kadar varan reaksiyonlar olabiliyor. Bu eğer düzgün bir şekilde yapılırsa alttan hakikaten pırıl pırıl canlı temiz bir cilt çıkıyor. Ama mesela esmer kişi, çok esmer bir kişide peeling çok önermiyoruz. Çünkü o tam tersine reaksiyon yapabilir. Daha çok hani işte beyaz kişilerde önerdiğimiz yöntemler bunlar. Lekelerde de mesela leke hassas bir tedavi. Eğer çok saldırgan yaptığınızda reaksiyon görme riskiniz var. Mesela bu peeling de olabilir, lazer de olabilir. Bazen bunlarda hep yavaş yavaş gitmek gerekebiliyor. Hafif tedavilerle gitmek, reaksiyonu arttırmamak gerekiyor. Bu da yine işte peelinglerde hastayı gördüğümüz zaman hastanın ihtiyacına göre, yani düşük solüsyonda da kullanılabilir bir asit solüsyonu, yükseği de kullanılabilir. Hep bunlara işte baktığımızda doktorun karar vereceği tedaviler. Peki profesyonel anlamda cilt bakımı rutinleri ne kadar aralıklarda olması gerekiyor hocam? Ya cildin yapısına bağlı. 15 günde bir de yapılabilir, ayda bir de yapılabilir. Eğer mesela hassas bir cildiniz varsa ayda bir öneriyoruz. Ama çok yağlı bir cildiniz varsa bu 15 günde bir de yapılabilir. Zaten cilt bakımında derinlemesine temizlik oluyor cildinizde. Yapılan mesela bizim burada yaptığımız cilt bakımları hastanemizdeki klasik tarzda olan cilt bakımı. Bu klasik tarzdaki hani aletten çok kullandığımız ürünlerle ve estetisyenin desteğiyle gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla cildin tamamen temizlenmesini sağladığı için yarın öbür gün size mesela doktorunuz bir ilaç verdiğinde ya da kendiniz bir yıkama jelidir, nemlendiricidir kullandığınızda da cildinizin çok daha çabuk emmesini sağlıyor bunu. Tam bir temizlik olduğu için. Ondan dolayı cilt bakımı kişinin reaksiyonuna göre ayarlanıyor. Yani dediğim gibi çok yağlı ciltte 15 günde bir olabilir. Eğer hassas bir ciltse ayda bir olur. Ya da hastanın ihtiyacına göre bu süre belirlenir. 3 hafta da olabilir. Yani hep bunlar hastaya göre karar verilen şeyler. Yani özellikle soruyorum ki hocam, sadece hastanede tedavi görmüyorlar çünkü. Tabii. İzleyenler. Güzellik uzmanları tarafından ve kontrollerden de yapıldığı. Zaten bizim burada da öyle. Estetisyenlerimiz yapıyor. Dışarıdaki güzellik uzmanları tarafından da yapıldığı için bunları bilip bilinçli şekilde yaptırmaları. Evet, yani en sık 15 günde bir olur. Daha fazla da olmaz yani. Daha sık olmaz. Cildin zaten tepkimesi 15 günde bir. Peki hocam, mezoterapiye de biraz değinelim.
isterseniz. Hı-hı. Mezoterapi ihtiyaca göre dediğim gibi yapılıyor. Eğer mesela bizim hastanemizde kullandığımız leke mezoterapimiz var. Kırışıklıklar için kullandığımız hyaluronik asit var. Yine onu destekleyen somon DNA'ları var. Somon DNA'larını aynı zamanda akne hastalarında da kullanıyoruz. İzleri azaltmak amaçlı. Bu iki şekilde yapılabiliyor mezoterapiler. Bir tanesi direkt cildi uyuşturuyoruz. Cildin altına minik enjeksiyonlar yapıyoruz. Bütün ihtiyaç olan bölgelere yapıyoruz. O birazcık daha uyuşturmamıza rağmen hafif hastaların ağrı hissettiği bir uygulama. Ama sonrasında hakikaten ciltler böyle parlıyor, kırışıklıklar azalıyor. Artık onun için insanlar ağrı da olsa hafif katlanıyorlar. Bir de dermapenle birlikte yapabiliyoruz mezoterapileri. Dermapen de bir kalem, ucunda iğneler var. Bu cilde delikler deliyor. Yine bunu yağlı ciltlerde gözenekleri kapatmak amaçlı, lekeleri azaltmak amaçlı, izleri azaltmak amaçlı kullanabiliyoruz. Onunla beraber mezoterapiyi veriyoruz. O çok böyle ağrılı dayanamayan hastalar ya da işte yüzeyel şikayetleri olan hastalarda o yöntemi uyguluyoruz. Ama %100 tamamen bir giderilme olmuyor. Yani bu şekilde kalacak şekilde devam ediyor. Tabii. Yani sonuçta bunların hepsi mesela çok kuvvetli fraksiyonel lazerler var. Onlarda bile izler tamamen sıfırlanmaz. Ama hani sizi rahatsız etmeyecek düzeye gelir. Dediğim gibi bu hani %70 de olur, %80 de olur ama %100 diye olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Ama %100 diye garanti verilen yerlere de çok şey yapmasınlar. Çünkü hiçbir zaman o herkes için geçerli olmuyor. Mesela bazı cilt %100 cevap verebiliyor. İyileşme hızı fazla olan cilt, bazısı da cevap vermiyor. Yani o öncesinde çok kesin olmak doğru değil. Hastaya yaptığımız tedavi sırasında görüyoruz zaten daha çok geri dönüşleri. Peki hocam, bu aşırı tüylenmeye girmek istiyorum. Bu hirsut yazayım da yok herhalde. Bu hastalıkla alakalı neler diyeceksiniz? Nedir öncelikle? Ya şimdi aşırı tüylenme şöyle. Normalde işte ergenlik sırasında hormonların etkisiyle erkeklerde daha yaygın. Kadınlarda da koltuk altı ve genital bölgedeki kıllarda ince kılda kalın kıl, terminal kıl dediğimiz hale geliyor. Bu eğer bayanlarda erkeklerdeki gibi bir tüylenmeye dönerse o zaman buna hirsutizm deniyor. Bu mesela çene bölgesinde olabiliyor, göğüs ortasında olabiliyor, karın bölgesinde olabiliyor, favori tarzında olabiliyor. Bunlar bayanlarda hani alışılmış kıllanmalar olmadığı için bunlar hirsutizm olarak isimlendiriliyor. Yanlış anlaşılmasın, üst dudak üzerindekilerden bahsetmiyorsunuz değil mi bayanlar için hocam? Ya üst dudak üzerindekiler normal kişilerde genetik faktörlerden olabilir. Bu önceden beri olanlardan bahsetmiyoruz. Yani bu ergenlik sonrası oluşuyor ve devamlı artmaya devam ediyor. Şimdi genelde o dudak üzerindekiler mesela küçük çocukta da görebilirsiniz. Evet. O birazcık genetik yapıyla ilgili. Onlardan bahsetmiyoruz ama mesela çene bölgesinde, ya da sakal, işte sakal bölgesinde, boyunda, çene altında, dediğim gibi göğüs arasında, yani normalde bayanlarda beklemediğimiz bölgelerde olunca, hani erkekte görülmesi gereken bölgelerde olunca buna hirsutizm deniyor. Bu hormonal faktörlerle ilgili oluyor genelde. Böbrek üstü bezlerinden ve yumurtalıklardan salgılanan hormonlardaki bozuklukla ilgili. Onu araştırmak gerekiyor. Genelde biz hirsutizmde kadın doğum doktorlarıyla beraber çalışıyoruz. Hormonal bir problem varsa hormon yönünden tedavisi yapılıyor. Ondan sonra da biz mesela bu akne tarzında şikayetler de gidebiliyor. Hirsutizm bazen mesela hormon bozukluğu hiçbir şekilde belli olmuyor. Sadece aknesi oluyor hastanın. Onda yaptırdığımız tahlillerden sonra ortaya çıkıyor. Mesela polikistik overler var. Overlerin en çok gördüğümüz hastalığı. Bunlarda hirsutizm sık gördüğümüz bir problem. Ama sadece hirsutizmle kalmıyor. Mesela polikistik overlerde insülin intoleransı da oluyor. Kilo, adet düzensizlikleri, işte saçlarda dökülme. Bunların hepsi etkileyebiliyor. Orada nedene yönelik tedavi vermek gerekiyor. Yani burada sebep neyse hirsutizmde onun tedavisi yapılıp onun yanında da biz mesela dermatolog olarak ilgili problemlere bakıyoruz. Yani bir tüylenme varsa onun için işte epilasyon öneriyoruz hastamıza.
Eğer akneleri varsa akne tedavisi yapıyoruz. Saç dökülmesi varsa onun tedavisini yapıyoruz. Yani o birkaç doktorun bir arada çalışması gereken bir hasta grubu. Hani tek başına olacak bir şey değil hirsutizm. Koordineli şekilde çalışıyor. Evet. Peki bunların yan etkisi falan oluyor mu hocam? Yani tedavilerin kişiden kişiye yan etkisi oluşabiliyor mu? Hirsutizm için evet. mi? Ya şöyle, şimdi bu mesela polikistik over geçen bir durum değil. Hayat boyu bu hasta takipte kalması gereken bir hasta. Yani şeker, tansiyon gibi düşünün. Hep bunları takip etmek gerekiyor. Ondan dolayı tabii ki yani bazı yan etkiler görülebilir ama burada hani kar zarar oranına bakıp ona göre davranmak gerekir. Bazı ilaçların yan etkisinden dolayı da mesela kadın doğum haplarını kullananlarda da aşırı tüylenme ya da işte göze görebilecek kadar siyahlaşma olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Olabilir. Bazen mesela kadın doğum bu doğum kontrol haplarının kullanımından sonra mesela lekelerde de artış olabiliyor. Yüz lekelerinde ya da işte dediğiniz gibi bazen mesela adet düzensizlikleri yapabiliyor. Evet. Ama bunlarda dediğim gibi normalde beklediğimiz şeyler değil. Kişiden kişiye değişen özellikler. Öyle bir şikayet olduğunda veren doktoruna danışması lazım. Peki. Yani gerekirse hani ürün değiştirilir. Mesela bu kullandığı oral kontraseptifin başka bir grubuna geçilir. O ürüne belki reaksiyon göstermeyecektir cildi. Ama özellikle doğum kontrol haplarının vücudunuzda tüylenme yapması gibi bir şey söz konusu değil. Bir hormonal bozukluğunuz varsa olur bu tablo. Zaten ilaç da büyük ihtimalle onun için verilmiştir. Ama sadece korunma amaçlı ilaç kullananlarda olması, hirsutizm olması beklediğimiz bir şey değil. Değil. Peki hocam genel olarak demin cilt tiplerine değindiğinizde kuru, yağlı, hassas cilt diye ayrıştırmıştınız. Kuru ciltlerde belli bir yaş sonrasında aşırı kaşıntılar oluyor. Böyle özellikle duştan sonra çıktıktan sonra bu daha çok annelerimizde görülen bir sorun. Bu neye dayalı? Bu iç hastalıklara da dayanabilir diyor uzmanlar. Ya da tamamen ciltle alakalı ya da kullanmış oldukları işte duş jelleri sabundan da kaynaklanabiliyor. Evet. Ya şimdi nedir bu? Yaşla cildimiz önceden yağlı bile olsa yaşla cilt kuruyor. Dolayısıyla kullandığımız ürünleri de ona göre değiştirmek gerekiyor. Yani şimdi eskiden mesela eski zamanlarda böyle şartlar çok uygun olmadığı için bu kuruluk problemi insanlarda yoktu. Neden? Çünkü çok sık banyo yapılamıyordu. Şimdi insanlar neredeyse her gün banyo yapıyorlar. Bu tabii normal cildin kuru kalmasına sebep oluyor, kurumasına sebep oluyor. Kuru kaldığı zaman da cilt kendi savunma mekanizmaları bozulduğu için buna mesela çatlayarak da cevap verebiliyor, kaşıntı yaparak da cevap verebiliyor, egzam oluşturarak da cevap veriyor. O yüzden eğer çok sık banyo yapılıyorsa biz zaten hastalara çok sıcak suyla yıkanmayın, ılık suyla yıkanın. Arkasından mutlaka nemlendirici ürün kullanın. Yıkanırken de cildinizin yapısına uygun ürünlerle yıkanın diyoruz. Mesela en basitinden bebe şampuanları kullanabilirler. Evet. Bunlarda katkı ürünleri daha az olduğu için bunları öneriyoruz. Onun dışında piyasada yığınla atopik dediğimiz bu kuru ciltlere uygun ürünler var. Hem duş jelleri hem sabunlar, yıkama ürünleri hepsi var. Onlardan faydalanabilirler. Onun sonrasında da hemen duştan çıkar çıkmaz kurulanıp nemlendiricilerin sürmeleri gerekir. Bir de işte yaşlı hastalarda mesela çok sık banyo yapmayın. Kaşınan yerlerinize kolonya sürmeyin. Mesela öyle bir şey evet, de oluyor hastalarda. Diye, evet, diye. Biraz beni rahatlattı diyor. Ya da ne bileyim her seferinde girip bir sıcak suya girmeyi tercih ediyor. Bunlar tam tersine olayın artmasına sebep oluyor. O yüzden yaşla yani şeye dikkat etmek lazım. Yani banyo sıklıkları çok aşırı olmasın. Mesela bir günde iki defa yıkanmayın. Hani yazın her gün yıkanılabilir. Kışın gün aşırı biz genelde öneriyoruz. Sonrasında da mutlaka nemlendirmek gerekli cildi. Bu saç sağlığı için de öyle. Yani günlük yıkanmak yerine hani biraz yağla cildin kendini toparlaması, evet, yağlanması. Evet. Yani aşırı şey yapınca kuruyor cilt. Hani kimyasala maruz kalmış oluyor devamlı. Bu sefer kendi bariyer koruyucu özellikleri bozuluyor. Sizin de bir hastalığınızın gelişmesi çok daha kolay oluyor. Bu direkt hangi bölüme gitmeleri gerekiyor? Bu özellikle belirtmek istiyorum. Kaşıntıyla alakalı. Hani ya, iç hastalıklarını da tetiklediğini söylemiştiniz ya onun için. Onlar da yapabilir ama öncesinde mutlaka kaşıntı şikayeti için bir dermatoloğun görmesi lazım. Sonrasında zaten biz gördüğümüz hastalarda kaşıntıyla ilk
kaşıntı şikayetiyle gelen hastalarda bir kan tahlillerine bakıyoruz. Onlarda bir problem varsa o zaman zaten mesela karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, şeker hastalıkları bunların hepsi kaşıntı yapabilir. Ona yönelik o zaman ilgili bölüme gönderiyoruz. Her halükarda ikimiz birden takip etmemiz yine gerekiyor. Yine koordineli şekilde çok. Tabii tabii. Peki son olarak son bir konuya daha değinmek istiyorum hocam. Hastanenizde de bununla alakalı çalışma var. Bent tedavileriyle alakalı da genel bir değerlendirme yaparsak. Ya şimdi bent tedavileri şöyle. Bentler zaten büyük çoğunluğu doğduğumuzdan itibaren vücudumuzda var. Evet. Bunları takip etmek gerekli. Yani çok büyük bentleriniz varsa biz hastalara bunları takip edin diyoruz. Büyüme çağında özellikle işte ergenlik çağında benlerde bir artış olur. O artış sırasında yeni oluşan benlerde de yine işte büyük, çok koyu renkli olanlar, şekli düzensiz olanlar ya da ne bileyim üzerinde bir kanama, yara oluşanlar mutlaka doktora gösterilmesi gereken ben grubu. Kuruma gibi bir şey de oluyor. Evet, tabii soyulmalar, koparmalar, evet. Bazen de mesela hastalar kendileri de kurcalayabiliyorlar benlerini. Onun da mesela dönüşüme ters etkisi var. Onun dışında tabii benlerde güneş çok önemli bir faktör. Çünkü biz vücudumuza güneşi aldığımız zaman yıllar içerisinde bu vücutta birikiyor. Bir hafıza oluşturuyor ve bu benlerin yapısını bozabiliyor. Yani siz mesela ne bileyim 5 yıl çok fazla güneşte kaldınız. Ondan sonra 10 yıl kalmadınız diyelim. O 5 yılın hasarını ömür boyu taşıyorsunuz. Yani hep vücudunuzda o şey etkiler devam ediyor. Çoğalıyor da gitgide. Yani işte dikkat ederseniz yıllar içerisinde bir dereceye kadar önlemiş oluyorsunuz. Ama dikkat etmezseniz mesela benlerdeki dönüşümleri daha kolaylaştırmış oluyor. Onun dışında bazen de benlerde kendiliğinden de dönüşüm olabiliyor. Yani hiçbir lezyon olmayan yerde birdenbire bir ben oluşup büyüyorsa bunu mutlaka doktora göstermek gerekir. Yani mesela dudaklarında sigara içen hastaların devamlı sigaraya maruz kalan yerinde ben oluşabiliyor. Bunları mesela biz hemen kanser açısından takip etmemiz gerekiyor. Yine genetik olarak ailesinde işte benler çok fazlaysa bunlar hastalarda da gördüğümüz bir şey. Onların yakın takibi gerekli. Bazı üniversitelerde ben poliklinikleri var. Evet. Hastalar oralara gidip danışabilirler. Orada çok daha teferruatlı bütün benlerinin milimetrik resimleri çekiliyor, bilgisayara kaydediliyor. Sonrasında da 6 ayda bir kontrole gittiklerinde bunu takip edebiliyorlar. Ben işlemini aldıktan sonra yani beni yakma işlemi ve tamamen oradan alma operasyonu alınıyor bildiğim evet. kadarıyla. Sonrasında onu bir teste gönderiyorlar zehirli mi? Patolojiye mi? Evet. Malignite açısından eğer patolojiye. Zehirli bir şeyse nasıl bir uygulama yani zehirli çıkıyor? Dediğiniz kanser türü evet. bir şeyse, malign bir lezyonsa. Şimdi cilt kanserlerinde epidermalar var. Bazalyomalar var. Bir de çok kuvvetli olarak malign melanomlar var. Bizim en saldırgan kanser türü malign melanom. Eğer malign melanom zaten saptandıysa çok erken hemen tedaviye başlanması gerekiyor. Çok hızlı yayılabilen bir kanser türü o. Onda lezyon alınıyor, patoloğa götürülüyor. Patologdan eğer böyle bir dönüşüm geldiyse o zaman da hemen hastaları hem kemoterapi hem radyoterapiye alıp o şekilde takip etmek gerekir. Ama çok şükür ki malign melanom çok yaygın bir durum değil. Bizim gördüğümüz kanserler genelde epitelyomalar, bazalyomalar. Bunlar çok hızlı yayılıp etrafa metastaz yapan kanser türleri değil. Dolayısıyla hastalar eğer benlerinde bir farklılaşma ya da dediğim gibi hiç olmayan yerlerinde bir yeni ben oluşumu olursa bunun için mutlaka doktora gidip göstermeleri gerekir. Ya da bir kanama, bir yara oluşumu benler üzerinde bunları danışmaları gerekir. Bunlar genelde çıkartıldığı zaman ya da bazen çıkartılmaya bile gerek yok. Biz burada kriyoterapi dediğimiz soğuk uygulamalar var. Onlarla bile tedavi edebiliyoruz. Yani cilt kanserlerinin büyük çoğunluğu ya çıkartıldığında lezyon tamamen bitiyor. Hani kemoterapiye, radyoterapiye ihtiyaç olmuyor. Ya da o kadar alınmasına bile gerek olmadan bazı uygulamalarla temizlenebiliyor. Tekrar oluşma imkanı var mı peki hocam? Alınan, yani, temizlenen bölgelerde? Yani alınan bölgede oluşmaz. Ama bazı ciltler işte mesela böyle güneşe çok yıllarca maruz kalmış. Ne bileyim işte tarlada çalışmış. Evet. Bu tip kişilerde her zaman kanser olma olasılığı yüksektir.
bu yıllar içerisinde de artar. Bir yerini alırız, başka bir yerde yine oluşabilir. Peki hocam, biz ayrılan sürenin de sonuna gelmiş durumdayız. Genel bir toparlarsak, buradan izleyicilerimize neler demek istersiniz? Hem bu kozmetik ürün kullanımı hakkında, hem cilt sağlığı için ve bu lazer epilasyon aletleriyle alakalı. Ya şimdi cildimiz en kıymetli yerimiz. O yüzden ne kadar iyi bakarsanız size geri dönüşü de öyle olur. Bunun için de zaten şimdi çok fazla ürün var. Hani bilgi de çok fazla var. Her yerden edinebiliyorsunuz ama doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulama veyahut da bir ürün kullanımını önermiyoruz. Mutlaka bunlar doktorunuzun takibinde yapılması gereken uygulamalar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden, önerilerden dolayı. Evet sayın izleyenler, bir Şifa Kapısı'nın daha sonuna geldik. Bu hafta uzman doktor Hatice Deniz yardımcı bizimle oldu. Hocamın önermiş olduğu, söylemiş olduğu önerileri lütfen kulak ardı etmeyelim. Cildiye'ye herhangi bir cilt sağlığımızla alakalı direkt uzman doktorlara kendimizi teslim edelim. Sağlıklı kalın, iyi akşamlar diliyorum.